Tekstil mühendisliği bölümü için verdiğimiz akışkanal mekaniği dersimize başlıyoruz. Geçen ders Bernoulli denklemini görmüştük. Bernoulli denkleminin ve enerji denkleminin uygulamaları kapsamında dersimize devam ediyoruz. Evet, bir örnek altında arkadaşlar enerji denklemine de bakacağız. Hem konu işleyeceğiz hem de örneği ele alacağız. Hareketli akışkanlara geçmiştik. Bu çerçevede pompayla bir akışkanı bir noktadan başka bir noktaya gönderelim ve pompayla ilgili bu örneği yapalım. Bir yağ pompası 860 kilogram bölü metreküp yoğunluğundaki yağı 0,1 metreküp bölü saniye debi ile basarken 35 kilowatt elektrik gücü çekmektedir. Evet, motorla pompa birlikte çalışıyor. Motoru çalıştırmak için tabii elektrik enerjisine ihtiyaç var. Motor çalıştıktan sonra mili döndürüyor, mil de pompayı çalıştırıyor ve bir noktasından iki noktasına pompa akışkanı basıncı arttırarak gönderiyor. Buradaki akışkan yağ olsun ve 0,1 metreküp bölü saniye debisinde olsun. Tabii metreküp bölü saniye olduğu için bu hacimsel debi olacak. Pompanın giriş ve çıkış borularının çapları sırasıyla 8 santim ve 12 santim değerindedir. Evet, buradaki giriş çapı ve çıkış çapı verilmiş. Pompada meydana gelen basınç artışı 400 kilopaskal. Evet, pompanın amacı zaten bir noktası ile iki noktası arasında basınç farkı oluşturmak. Böylece yüksek basınçlı akışkanı bir noktadan başka noktaya göndermek. Buradaki basınç farkı 400 kilopaskal olarak verilmiş. Motor verimi %90 verilmiş. Bak, verimleri de ele alacağız. Pompanın mekanik verimini %100 olarak belirleyiniz demiş. Kinetik enerji düzeltme faktörünü 0,5 alınız demiş. 1,05 alınız demiş. Tamam. Bu çerçevede arkadaşlar hem soruyu çözeceğiz hem de yeni bilgileri öğreneceğiz. Şimdi dikkatlice soruyu yapalım. Hareketli akışkan ve bir noktasından girip iki noktasından çıkıyor pompa için. Bir girişiyle iki çıkışı arasında sürekli akış var. Hani akışkanın tamamı buradan giriyor, buradan çıkıyor, sürekli akış var. Ve bir noktasından iki noktasına doğru Bernoulli denklemi yazılabilir. Sürekli akışlarda arkadaşlar Bernoulli denklemi iki nokta arasında yazılabiliyor. Biz ne öğrendik? P1 bölü rho g artı V1 kare bölü 2g artı z1 eşittir sabit öğrendik. Diğer tarafta aynı ifadeleri çıkış için sağlıyordu. Burada denkleme bazı eklemeler yapmışız. Burada kinetik enerji var ve alfa 1 olarak kinetik enerji düzeltme faktörünü eklemişiz. Alfa 2 olarak yine hızın olduğu yani kinetik enerjinin olduğu yere düzeltme faktörlerini eklemişiz. Arkadaşlar boru içi akımlarda burada da bir borudan girip borudan çıkıyor. Hız değişken olduğu için kinetik enerjiye bir düzeltme katsayısı gerekiyor. Bu verilirse alacağız. Verilmezse bir alacağız da verilirse örneğin burada 1,05 verilmiş boyutsuz bir sayı. Alfa 1 ve alfa 2'yi 1,05 alacağız. Kinetik enerji düzeltme faktörü. Dediğim gibi arkadaşlar verilmezse alfaları 1 alacağız. Verilirse 1,05 alacağız. Tamam. Bu kısmı hallettik. Sistemde pompa varsa arkadaşlar bir girişine pompayı yerleştireceğiz. Burada da PY olarak yerleştirmişiz. Yani pompanın yararlı gücünü veya pompanın yararlı metre biriminde etkisini buraya yerleştirmişiz. Bakın bu denklemi hani P bölü ROG yazdığımızda burada Z1'i tek başına bıraktığımızda bu denklemin birimi yük birimi metre oluyordu. Buraya da o zaman pompanın yükünü yani metre biriminde HPY olarak yerleştirmişiz. Bu H pompa yükünü gösteriyor bize. H terimi. Buradaki birimleri metre olarak yazdık. Geçen ders konuşmuştuk. Bu birimleri metre olarak, jül bölü kilogram olarak veya paskal olarak yazabiliyorduk. Ben metre birimini tercih ediyorum. Yani Z1'i tek başına bıraktığımızda, gerekli düzenlemeleri yaptığımızda bizim eşitlik metre birimine dönüyordu ki buna akışkanlar mekaniğinde metre birimine yük diyorduk. O zaman bu pompa yükünü biz girişe koyacağız. Çünkü bu girişteki bu pompa yükü olmasa bir noktasından iki noktasına akışkanı gönderemeyiz. Bugün Bernoulli denklemine eklemeler yaptık. Alfaları ekledik ve pompa varsa sistemde pompa yükünü bir noktasına ekledik. Sonuçta birden ikiye akışkan gidiyor ve bunu pompa gönderdiği için pompanın yeri burası. Buna enerji denklemi de deniyor arkadaşlar. Daha bu denkleme birkaç ekleme daha yapılıyor. Onu bir dahaki derste göreceğiz. Şimdilik pompa yükünü buraya eklemiş olalım.
Kinetik enerji düzeltme katsayısı alfayı biz alfa 1 alfa 2 eşit 1.05 alacağız. Sıkıştırılamaz akışkan için yani sıvılar sıkıştırılamaz akışkandı. Burada da yağ sıvı. Yoğunluk sabit olacak. Yani rho 1 şuradaki rho 1 ile buradaki rho 2 birbirine eşit olacak. 860 kilogram bölü metreküp. Hava olsa değişir örneğin. Ama akışkan sıvı ise rho'ları sabit alacağız. Basınç farkını delta P'yi vermiş. O P2 eksi P1 demek. Yani şuradaki P1 ile P2'yi değerlendirdiğimizde bunların farkı 400 kilopaskal. Pompa için Z1'i Z2'ye eşit alacağız arkadaşlar. Şu 1 noktasıyla 2 noktası arasında belli bir yükseklik var da bu diğerleri yanında çok küçük kaldığı için etkisi çok az oluyor. Bir bilgi de verilmemiş. O zaman Z1 Z2'yi eşit alırız. Arkadaşlar hem soru çözüyoruz hem konu anlatıyoruz. Yani bu bilgiler önemli. Pompa için verilmediyse Z1 eşittir Z2 alınacak. Yararlı pompa yüküne de HP'ye dedik. HP'yi tek başına bırakırsak yukarıdaki denklemde yararlı pompa yükünü tek başına bırakıp Bernoulli denklemini düzenlersek P2 eksi P1 bölü rho G oluyor çünkü rho'lar eşit. Alfa V2 kare eksi V1 kare oluyor. Aşağısı da 2G. Böylece HP'yi tek başına bırakırsan buradan pompa yükünü bu eşitlik çerçevesinde hesaplayabileceğiz. Denklemde hızlar var. V1 hızı ve V2 hızını belirlememiz gerekiyor. Hızları da soruda hacimsel debi verilmiş. Hacimsel debi neydi? Hız çarpı kesit alanı. O zaman V1 hızını örneğin hacimsel debi böyle A1'den hesaplayabiliriz. Hem giriş hem çıkış için hacimsel debiler eşit. Çünkü sıvılarda eşit alıyorduk. Sıvılarda hacimsel debiler birbirine eşit. 0,1 metreküp bölü saniye verilmiş hacimsel debi. Bunu girişteki kesit alanına bölersek pi çarpı 0,08 metrenin karesi bölü 4. 19,9 metre bölü saniyelik bir giriş hızımız var. Çıkış hızı hacimsel debi eşit ama çıkıştaki kesit alanı değişiyor. Çap değişiyor. 0,12 metrenin karesini pi ile çarpıp 4'e böldüğümüzde A2'yi buluyoruz. Buradan V2 hızı da 8,84 metre bölü saniye. Bak. Küçük çapta hız büyük, çap büyüdükçe hız aynı hacimsel debiyi sağlamak üzere küçülüyor. 19,9 metre bölü saniyede girip 8,84 metre bölü saniyede çıkıyor. Sayısal değerleri HP'ye içine yerleştirelim. Pompa yükü içine. Basınç farkı verilmiş 400 kilopaskal, 400 bin paskal. Yoğunluk 860 kilogram bölü metreküp. Yer çekimimiz 9,81 metre bölü saniye kare. Buraya yerleştirdik. Diğer tarafta hızların karesi var arkadaşlar. 8,84'ün karesi, 19,9'un karesi arada eksi var. 1,05 ile çarpıyoruz. 2 bölü 9,81 metre bölü saniye kare. Buradan matematiksel olarak işlemi yaptığımızda pompanın yararlı yükü yararlı pompa yükü 30,41 metre çıkıyor. Bu metre biriminde çalıştık şu anda. Metre çıkıyor. Biz bunu watt birimine çevireceğiz şimdi. Dediğim gibi hem konu işliyoruz hem de soruyu çözüyoruz. Bunu pompa yükünü watt birimine çevireceğiz. Bir girişinden iki çıkışına akışkanı ilerletmek için gerekli en az pompa yükü. Bak en az demişiz. Çünkü Bernoulli denklemi şu anda ideal bir denklem. Tamam buraya pompa yükünü ekledik ama hani boru içi kayıpları eklemedik. Onları bir dahaki derse kısaca bakacağız. Onun için Bernoulli denklemi ideal bir denklem. En az pompa yükünü buradan buluyoruz. Sonuçta 30,41 metre ideal durum. Gerçekte bundan daha büyük bir değer olması gerekiyor. İdeal durumda en az pompa yükünü buluyoruz. Zaten P yararlı demiştik, pompa yararlı. En az pompa yükü bu çerçevede bulunuyor. Gelelim yükten güce geçiş. Bunlar önemli arkadaşlar. Tabii bunların arkadaşlar çıkartılışı var akışkanlar mekaniği kitaplarında. Ben size sonuçları veriyorum. Çıkartılışlarını merak eden akışkanlar mekaniği kitaplarından bakar. Zor da değil. Sonuçta şu metre birimini watt birimine çevireceğiz.
Bu metre birimini metre bölü saniye kare, metre küp bölü saniye ve kilogram bölü metre küp ile çarptığımızda ve birim analizi yaptığımızda watt birimine çevirmiş oluyoruz. Demek ki pompanın yararlı gücü, üzerinde nokta var, watt biriminde çalışacağız. Yoğunluk, hacimsel debi, yer çekimimesi ve pompa yararlı yükünü içeriyor. Arkadaşlar bakın burada rho çarpı hacimsel debi kütlesel debiye de eşit. Yani şu ikisinin çarpımı, bunları not alın. Burada kütlesel debi soruda verilmişse rho çarpı v üzeri nokta yerine direkt kütlesel debiyi yazabiliriz. Çünkü ikisinin çarpımı kütlesel debiye eşit. Tamam, kütlesel debi çarpı yer çekimi ivmesi çarpı pompa yararlı yükü bize pompa yararlı gücünü veriyor. 860, 0.1, 9.81 ve 30.41'i çarptığımızda 250 ne bu? 25.655.7 watt yararlı pompa gücümüz var. Tabii biz kilovatla çalışıyoruz. Bunu 25.66 kilovat olarak alabiliriz. Bu kadarlık bir pompanın gücü olacak. Bu da ideal güç. Bu sistemi çalıştırmak için minimum güç. Tabii ki gerçekte bunun biraz daha üstünde pompa gücü seçilecek. Bu kısımlar önemli dedik. Bugün arkadaşlar şöyle bir bakalım ne öğrendik. Öğrendiklerimiz önemli bu soru kapsamında. Bernoulli denklemine pompa varsa pompa yararlı yükünü eklemeyi öğrendik. Kinetik enerji düzeltme faktörleri varsa onu eklemeyi öğrendik. Ve pompa yararlı yükü bir noktasının içeren kısımda bulunacak. Yani denklemin sol tarafında bulunacak. Başka ne öğrendik? Pompa yararlı yükünden yararlı güce geçmeyi öğrendik. Orada rho v üzeri nokta g ve h p y'den oluşacak. Bu dördünün çarpımından oluşacak. Veya şurası kütlesel debiyse üçünün çarpımından oluşacak. Watt biriminde bulacağız. Ve o birimi tabii kilovata çevirmekte yarar var. 25.7'lik bir pompa yararlı gücü elde etmiş olduk. Bu minimum güç. Biraz da arkadaşlar verimlere bakalım. Pompanın tabii ki biz mühendisler için verimi önemli. Verimini bulacağız. Şimdi bak önce şuraya bakalım. Pompanın yararlı gücünü bulduk ya. Bu ideal güçtü. İdeal durum. İdeal durumla gerçek durumu karşılaştırıp pompanın verimini bulmamız gerekiyor. Verimi nasıl bulacağız? Şimdi pompanın binini çalıştırıyor bizim motor. Motor da elektrikle çalışıyor. Sonuçta soruda motorun verimi verilmiş. Hemen bir bakalım. Verilmemişse kesinlikle verilmesi gerekiyor. Evet, motor verimi %90 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar motor verimi verilmiş. Motoru biz %90 verimde çalıştırabiliyoruz. Motor elektrik gücüyle çalışıyor 35 kW'da. Demek ki motoru çalıştırmak için bu 35 kW'ın %90'ından yararlanıyoruz. Sonuçta verimi %90 ise 35'in tamamını kullanamıyor demektir. 31,5 kW'lık bir pompa miline geçen güç miktarı. Bakın motor çalıştığında pompa milini çalıştırıyor. O zaman pompa miline giden güç nedir? Giren elektrik enerjisinin tamamı gidemiyor. Burası %100 olsaydı tamamı gidecekti. Motorun verimi %90 o zaman 31,5 kW pompanın milini çeviriyor. Pompanın milini 31,5 kW çeviriyorsa bizim pompanın da minimum gücü 26,66 kW olması gerekiyor. Ama hani pompanın milinin 25,66 olduğunda bu 25,66 bölü 25,66 %100 çıkıyor. İdeal pompaya gidiyor. Ama gerçek pompa 31,5'te çalıştığı için 25,66'yı 31,5'a böldüğümüzde %81,46'lık pompa verimini elde ediyoruz. Demek ki pompaya ulaşan güç ne? Gerçekte 31,5 kW. Ama biz hiç kayıp olmasa 25,66'da çalıştırabilecektik. Demek ki 31,5'un %81'i 25,66'ya gidiyor. Yani ideal pompa gücünü bulmak için 31,5'te %81'i çarpabiliriz veya 25,66'yı 31,5'a böldüğümüzde o pompanın verimini elde ederiz. Arkadaşlar hem konu işledik hem soru çözdük. Bunların hepsi önemli. Böyle bir soru her zaman karşınıza çıkar. Evet, devam edelim.
Arkadaşlar, tekstil mühendisi bölümünde verdiğimiz bu akışkanlar mekaniği dersi için bir kumaş boyama sorusu çözelim. Evet, 1,5 metre çarpı 0,5 metre boyutlarında olan bir kumaş. Şu kumaşımız şöyle olsun. 30 derece eğimle kısa kenarı yukarı gelecek şekilde bir boya hattının ön kısmına yerleştirilmiştir. Burada boya hattı var. Kumaş şu hat çekiyor ama şurası bak 30 metre eğimde buradan kumaş geçerken üzerine boya püskürtülüyor. Kumaşın yüzey alanı A. Kumaşın tabii belli bir uzunluğu var. 3 boyutlu bakarsak şurada da bir kısa kenarı var. Kısa kenarı da ne demiş? Kısa kenarı yukarı gelecek şekilde boya hattının ön kısmına yerleştiriliyor. Bu hat 2 metre bölü saniye hızla giderken, yani kumaşı buradan hat çekiyor. 2 metre bölü saniye hızla giderken 0,1 metre bölü saniye hızla metre kareye saniyede 5.10^-5 metreküp boya yukarıdan püskürtülüyor. Buraya boya püskürtülüyor. 5.10^-5 metreküp metrekareye saniyede bu kadar metreküplük boya püskürtülüyor. Bu bilgileri biraz sonra kullanacağız. Boya hattı 15 metre yol alacağına göre bu boya hattı 15 metre yol alıyor. Kumaşa püskürtülen toplam boya miktarını kilogram olarak bulacağız. Boyanın yoğunluğu da 9 kilogram bölü metreküp olsun. Arkadaşlar, böyle bir soru da final sınavında karşımıza çıkabilir. Ne yapacağız? Kumaşı ele aldık. Yüzey alanı A olsun ve 30 dereceyi burada gösterdik. Bunun üzerine hem dikey hem yatay olmak üzere ikiye böleceğiz. Arkadaşlar, soruyu aynen böyle çözeceğiz. Hattınızı 2 metre bölü saniye. Hız bu şekilde devreye girecek. Boya da yukarıdan püskürtülüyor. Bu şekilde okların yönünde devreye girecek. Ve boyanın hızı 0,1 metre bölü saniye. Evet. Şeklimizi böyle gösterelim. Püskürtülen boyaya Q üzeri nokta dersek arkadaşlar, 5.10^-5 metreküp bölü metrekare saniye. Bak, hani burada ne demiş? Metrekareye saniyede. O zaman bunun birimini oluşturursak, bu metreküp ve metrekareyi hani sadeleştirebiliriz ama böyle kalsın. Sonuçta püskürtülen boya için birimi bu şekilde ele alalım. Metreküp bölü metrekare saniye. Şuradan püskürtülen boya için. Boya hattı arkadaşlar, L 15 metre boya hattı. Kumaş alanı ne demiş burada? 1,5 0,5. Alan 1,5 metre çarpı 0,5 metre, 0,75 metrekarelik bir kumaş alanı var. Buradan kumaş geçerken püskürtülen boya çerçevesinde kumaş alanı bu şekilde. Biz iz düşüm alanlarını alarak soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Onun için şu iz düşüm alanları, hayali alanları da hesaplamamız lazım. Çözüm bu şekilde. Yani ayrıntılı başka çözümler var da ben size bu çözümü öneriyorum. A1 eşittir A çarpı kosinüs 30 yazarsak tabii ki bu açıya göre A1 iz düşüm alanı 0,65 metrekare. A2 iz düşüm alanı A çarpı sinüs 30'dan 0,375 metrekare. Bunları neye bulduk? Arkadaşlar, biraz sonra eşitliği de göstereceğiz. A1 ile A2 o eşitlik içinde kullanacağız. U hat eşittir 2 metre bölü saniye hızla hareket eden kumaşa kontrol hacminden giren toplam boya miktarı A1 ve A2 kontrol yüzeylerinden giren boyaların toplamıdır demişiz. Arkadaşlar, şu eşitliği kullanacağız. Bu eşitliği not edin. Sınavlarda da kullanacağız. Bunun çıkartılışı var uzun uzun. Yine onu vermeyeceğim. Merak edene sonra anlatırız. Eşitliğimiz bu. İçinde T çarpı alfa parantez içinde A1 U boya artı A2 U hat var. A1 ile A2 onun için hesapladık. Bakın, A1'e U boya denk geliyor. Sonuçta U boya A1 yüzeyinden devreye giriyor. A2 yüzeyinden de U hat hızı devreye giriyor. O zaman bunların çarpımının toplamını T çarpı alfa ile çarptığımızda boyanın miktarını bulacağız. Bu Q boya metreküp biriminde elde edilecek. Şu eşitliği tabii ki not edin. Bu eşitliği kullanacağız. Tabii ki bu eşitliğin içinde A1, A2 nasıl hesaplanıyor yukarıda gördük. U boya ile U hat size verilir zaten. Şimdi gelelim T ile alfanın hesabına. Alfa Q üzeri nokta bölü U boya. Arkadaşlar, Q üzeri noktayı şurada yazmıştık. Püskürtülen boya birimi de bu çerçevede. Bu da size verilir. Bunu U boyaya, boya hızına
bölüyoruz. O zaman alfa boyutsuz bir sayı oluyor. İkisi de zaten metre bölü saniye biriminde. T, L bölü O at. Yani L de boya hattıydı. U hat da zaten O hattın hızı. T de bu şekilde devreye sokulacak. L bölü U hat. Tabii ki yukarıdaki eşitliği daha da açık yazarsak, yani yukarıdaki bilgiler çerçevesinde L bölü O hat çarpı Q üzeri nokta bölü U boya A1 U boya artı A2 U hat. Bu eşitliği bilmeniz yeterli. Bu kumaş sorusunu çözmek için. Tabii bunun birimi metreküp. Burada denklemi matematik olarak düzenlemişim ben arkadaşlar. İkisi de aynı sonuçta. Bu denklemi matematik olarak düzenlersek L çarpı Q üzeri nokta A1 bölü U at artı A2 bölü U boyaya dönüştürebiliriz. İstersen yukarıdakini kullan, istersen bunu kullan. Sonuçta matematik bir düzenleme içeriyor. Arkadaşlar boyanın kütlesini sormuş bize. Yukarıdaki Q boya metreküp biriminde. O zaman metreküp çarpı kilogram metreküp yani yoğunluk bize kilogramı verir. O zaman Q boyayı yukarıda bulduğumuz bu Q boya eşitliğini rho boya ile çarparsak, yoğunlukla çarparsak birim kilogram olacak. O zaman rho ne? 900 kilogram metreküp. L ne? 15 metre. Q üzeri nokta ne? 5.10 üzeri eksi 5 metreküp bölü metrekare saniye. A1 ne? 0.65 metrekare. U hat 2 metre bölü saniye. A2 0.375 metrekare bölü U boya 0.1 metre bölü saniye. Matematik olarak bu işlemi yaptığımızda boyanın kütlesi 2.75 kilogram çıkıyor. Yani bu kumaşı boyamak için bu bilgiler çerçevesinde 2.75 kilogramlık bize boya lazım. 15 metrelik kumaş için. Evet, bu soru da önemli arkadaşlar. Bu bilgileri not edin. Q eşitliği bilmeniz yeterli. Tabii ki A1, A2 ve şeklini çiziyoruz. Onları bilmeniz yeterli. Bu çerçevede final sınavına bu şekilde hazırlık yapabiliriz. Şimdi çözdüğümüz iki soru önemli. Ek ders içinde arkadaşlar bir soru daha var. Şimdi bunu uzun uzun anlatmayacağım. Dersimizi biraz sonra bitireceğim. Bu da bir kumaş boyama sorusu. Tekstil mühendisliği bölümü için. Bu soruyu bilginiz olması çerçevesinde hem verdim hem çözümünü verdim. Bunun çözümünü güzelce inceleyin. Yani final sınavında böyle bir soru sormayacağım. Yani bu kapsamlı bir soru. Ama tekstil mühendisliğinde okuyan arkadaşlar bu tür soruları bilsinler ve çözümlerini bilsinler. Böyle kumaş boyamayla karşılaşacaklar. Bir okuyalım. Yani dediğim gibi final sınavında böyle soru sormayacağım ama sizin bildiğinizde fayda var. Düz bir şerit şeklinde ilerleyen kumaşa 20 milim çapındaki boruya tutturulmuş olan 6 adet lüleden boya püskürtülmektedir. Bak bunlar püskürtülüyor. Lülelerin her birinin çapı 2 milim. Kumaşın genişliği 50 milim ve boyanın kalınlığı 1 milim değerindedir. Boyanın boru içindeki hızı 1,5 metre bölü saniye olarak verilmiştir. Bu kapsamda lülelerin altından geçen kumaşın hızını bulur. Bak buradaki boya püskürtme lüleleri çok önemli. Lüle çıkış çapı verilmiş. Buradaki boyanın girişinin hızı verilmiş. Bu ana borunun çapı verilmiş. Bu çerçevede bunun içinde boya geliyor ve buradan eşit şekilde püskürtülüyor. Kumaşın genişliği verilmiş. Kumaş da bu levha üzerinde ilerliyor. Kumaş üzerinde oluşan toplam boya kalınlığı 1 milim. Boyayı püskürttüğümüzde burada 1 milimlik kalınlık oluşuyor ve bu kumaş 2,5 metreden geçiyor. Yani boyanın püskürtüldüğü uzunluk 2,5 metre. Bu çerçevede soruyu nasıl çözeriz? Şimdi üzerinde durmayacağım. Sizin elinizde yazılı olarak var. Hacimsel debileri nasıl buluruz? Soruda ne sormuştu? Kumaşın hızını nasıl buluruz? Adım adım burada anlattık. Bunu da güzelce çalışın arkadaşlar. Önemli noktalar var. Bir mühendis olarak bilmeniz gereken konular var. Tekstil mühendisi için önemli bir soru. Ben burada adım adım çözdüm. Kumaşın hızını da sonuç olarak 9.425 metre bölü saniye olarak bulmuşum. Soru sizin için önemli. Bu soru ve çözümü elinizde bulunsun. Arkadaşlar bu hafta 3 tane soru var. 2 soru final sınavımız için önemli. 3. soru da hayat için önemli.
Bunlar elinizde bulunsun ve güzelce çalışın. Eğer soru yoksa dersimizi sonlandırıyoruz.